Bu akşam köy kahvesi Müstecep'teyiz. Malta'nın Müstecep eski köyü, yeni mahallesi değil. Müstecep, Malta'ya ekonomisine ve Türk ekonomisine faydası olan bir köy. Hayvancılığı, tarımıyla, düne kadar sebzesiyle, meyvesiyle de olsa gerçekten faydalı olan bir köy. Biz tarıma değer katmak için buradayız. Yani burada yaptığımız tarımı, faydaları, insanlara olan güzelliği anlatmaya geldik buraya. İnşallah güzel sohbet olur, güzel şeyler anlatırız. Artık bir şey diyoruz, çaylar Çiftçi TV'den. İnşallah güzel bir program olur. Şimdi Sayın Muhtar'la başlayalım. Şimdi Muhtar'ım, bizim bölgemizde, köyümüzde toplam ekim alanımız nedir? Ne ekiyoruz, ne biçiyoruz? Köydeki genel durum nasıldır? Öncelikle İrfan Bey'e ve Çiftçi TV ekibine köyümüzü seçtikleri için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ve hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun. Bizim köyümüz çok eskilere dayanarak kurulan bir köydür. Ha. 1353 yıllarından beri çiftçilik ve hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Buğday ekimimiz ve ayçiçek ekimimiz vardır. Toplam arazi olarak 17 bin dekar arazimiz var. Bunun 6500 dekarı ayçiçek, 6500 dekarı buğday veya 6700 dekarı buğday olmak üzere. Ve köyümüzde 2011 yılından beri kapalı sistem sulamamız var. Onunla birlikte yem bitkisi ekiyoruz. Mısır ekimimiz var. Slash ekimimiz var. Evet. Tabii ki Türkiye'ye değer katmak için uğraşıyoruz. Yani hem kazanmak, köy, evet, hem şey yapmak, ekonomiyi canlandırmak için. Evet. Girişimci köy olduğunu biliyorum ve çok böyle nadide insanların olduğu bir köy her zaman istedim gözümde. Şimdi buradaki mahalle olmanızdan ilk önce nasıl bir faydalandınız ve iyi mi oldu, kötü mü oldu? Onu bir konuşalım baştan. Mahalle olarak tabii büyük şehir olmamızda ilerisi için belki iyi olabilecek. Ama şu anda geçiş süresi olduğu için çok kötü bir durumdayız yani. Aynen. Büyük şehrin yapılanması, yapılanmadan buraya kadar geldi. Yani bir seneyi buldu, birimlerin kurulması, birimlerle birlikte atamalar yapıldı, müdürler geldi. Onunla birlikte araçlar alındı. Bu kurulmadan girdiğimiz için biz zahmet çekiyoruz şu anda. Anladım. Yani birimler kurulmadı, bir hazırlık yapılmadan direktman Büyükşehir'e girdiğimiz için. Bu tarım hayvancılık anlamında sıkıntı yaşanacak mı çünkü sonra? Yani 4-5 yıl sonra işte hayvancılığı bırakın veya belli bir yere toplayın gibi bir şey var mı bunda yoksa? Olmayacağını zannediyorum. Ben çünkü bize toplantılarda öyle dediler. Tamam. Avrupa'da da köy içerisinde veyahut da mahalleler içerisinde olduğunu, ama bunların tabii toplu olarak bir yere çıkarılması iyi olur diye düşünüyoruz. Evet. Köyde bu Targer'in danışmanı var mı şu anda? Danışmanımız var. Evet. Tarım ilçe müdürlüğünün atamış olduğu 3 köye bir danışmanımız var. Danışmanımız ilk yıllarda atandığı zaman sık sık geliyordu. Haftada en az 3 defa. 3 defa sonra. 3 defa geliyordu. Ama daha sonraları tabii tarım il müdürlerinin değişmesi, tarım ilçe müdürlerinin değişmesiyle birlikte bunlar köyden uzaklaştırılıp daireye çekildi. Yani yaptıkları iş şu anda sadece yem bitkilerini kontrol etmek veya çerkese girmek. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Şimdi köyde millet yeniliği ve yeni bir şeyi nasıl takip ediyor, nasıl yapabiliyor? Yani tamamen kendi şahsi başarısı şu anda. Bu şahsi başarısı derken mutlaka tabii desteğimizi alıyoruz dışarıdan da. Ha, dışarıdan. Sizler gibi arkadaşlarımızdan, özel firmalar, Önder Çiftçi, Önder ve Çiftçi. Ziraat odaları, şu anda Malta Ziraat odaları danışmanlar almaya başladı. Ha, tamam, evet, o başladı. Onlardan. Evet. Yani her şey böyle. Köyde şu anda yem bitkilerin hasadı var. Bu akşam oraya geldik. Evet, evet. Bu akşam zaten arabalar çok sık geçiyor. Asatlan'la birlikte yarın yağış olduğundan balya çekimi yapıyoruz şu anda. Balyalar bağlanıp ot bitkilerini eve taşıyoruz. Evet. Çünkü geçen yıl vatandaşımız çok zahmet çekti. Tarlada çok kaldı. Yağışlı gitmesinden dolayı yem bitkilerini, yem bitkileri fiyi, bezelyeyi, kalitesi öldü. Öldü. Yağmurla birlikte. Yani hayvana proteinler düştü, bilmiyorum artık. Tabii. Geçen yıl çünkü tam hasat zamanı çok ciddi yağmur yağmıştı.
seri davran. Birkaç şey bağlayabildi, onu çoğu bağlayamadı. Çoğu tarlada kaldı. Tarlada kaldı veya çok kapkara oldu. Herhalde bu akşam geldi. Gördüğümüz gibi yoğurdu üflerek yiyor muydu? Evet. Sütten bayağı ağzı yanmış herhalde. Çünkü yiyken bayağı bir traktöre karşı. Yarın nerede yağmur bekleniyor? Ondan dolayı yarın yağmur bekleniyor. Saat 4-5 civarı internetten baktığımıza göre, haberlerden izlediğimize göre. İnşallah hayırlısı ve Allah'tan. Çiftçi olarak şeyi çok takip ediyoruz. Hava durumunu çok takip ediyoruz. Yok, benim onunla ilgili bir arkadaşımız belediye başkanı oldu. Ona bir tavsiyem var, dedim ki sen dedim artık tek yapacağım bir şey var. Belediyenin dedim bu büyük binasının oraya bir hava durumu şeyi koy. Artık dedim bize köylü bir şey sormuyor. Sadece yağmur var mı diye soruyordum. Yani başka bir şey sormuyordum. Yani dedim hava durumu sunucusu gibi oldu dedim. Evet. Yani hakikaten öyle olduk. Abi yağmur var mı? Ne zaman yağmur? Kaç gün yağmur? Kaydı mı? Bakalım telefondan. Sen biliyor falan filan. Evet. Öyle bir durumdayız. Çünkü gerçekten o önemli şeyimiz oldu. Belki bununla ilgili ileride bir proje yapılabilir. Yani köylere direkt size mesaj şeklinde yarın yağmur var gibi size hizmet sunulabilir mesela. İyi fikir bu. Öyle bir fikir olabilir inşallah. Yani bu yapılabilir. Biz kendi çamurda biraz yapıyoruz belki. Gübre şahin öyle olur. Herkes yağmur duyuyor. Yağmur yağacağı zaman gübreleriz. Şimdi Nurettin, buyurun Nurettin. Ben Nurettin Dinç. Müstecep köyünde yaşıyorum. Mahalle olmayı kabul etmiyorum. Çünkü ben köylüyüm. Çiftçilik başka bir olay, köylülük başka olay. Çünkü ben köylüyüm. 50 yıldır burada yaşadım, köylü gibi yaşadım. İnşallah öyle yaşayacağız. Bu mahalle olayı ben kabul etmiyorum. Mahallelik başka bir olay. Bu bizi bağlamıyor. Çünkü biz çiftçi desek çiftçi değiliz. Bizim yaşam biçimimiz köylülük. Biz kendi bahçemizden, kendi kümesimizden, kendi ağırımızdan yemişik içmişik bugüne kadar. Ama bizi mahalle yaptılar. Sonu nasıl olur bilmiyorum. Yani bu işler sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Çiftçinin durumu kötü. Bugün girdiler çok kötü. Devlet destek yapıyorum diyor. Komşu köylerde dolu zararı var. Tarsim olayı var. Tarsim bana olmayan riski satıyor. Ayçiçeğinde yangın. Tarlanın heyelan. Benim tarlamda heyelan olmayacak ki. Benim tarlamı ayçiçeği yanar mı? Ayçiçeğime sigort ettirmeye gidiyorum. Yangın parası istiyor benden. Heyelan diyor. Benim tarlamda heyelan olmayacak. Hortum bizim burada hiç görmemiş bir şey. Ben neden ödeyeyim bunu? Normal bir sigorta parasını benden alıyor, bir de ayrıca %50 devletten alıyor. Bu böyle bir soygun yani. Bu tarsim sigorta olayı değil. Yani prim desteğinden bazı şeyler çıkarılması lazım. Çıkarılması lazım. Anladım. Olmayan riski ben neden satayım ona? Anladım. Mesela işte diyorsun sen olmuyor. Yani şu anda risk hesaplıyor. 4 lira diyor. İkisini sen vereceksin. 2 lirasını sen vereceksin. 2 lirasını devletten alacak. Evet. Zaten olmayan riskleri koyuyor. Ayçen yangın olur mu? Evet. Ben heyelanı satmak istemiyorum. Heyelan olursa ben ona razıyım. Ben heyelan riskini satmak istemiyorum. Yani bunlar öyle sıkıntılarımız var. Böyle olunca bazı vatandaş da sigorta yaptırmıyor pahalı geldiği için. Evet. Şimdi bu bölgede geçmişten Tarsim'den bir dolu afet bir şey oldu mu? Yakın oldu. Ne zaman oldu? Hatırlamıyorum ben, biliyorum ben. Kaç sene oldu be? 8 sene oldu. 2003. Kaç sene oldu be? 2003 yılında. 2003 yılında. 2003 yılında çok kuvvetli bir dolu geçirdik. O zaman Tarsim var mıydı? O zaman Tarsim yeni kurulmuştu. Çok az birkaç kişi yaptırmıştı. Onlara %100 ödediler. %100 ödediler. Özendirmek amacıyla. Evet. Daha sonraki asarlarda geçen yıl rüzgar zararımız oldu. Hiçbirini ödemedi. Rüzgar zararında ben şunu biliyorum. Gazioğlu köyünde kanunlara çok büyük zarar verdi geçen sene. Gazioğlu köyünde. Meteorolojiden rapor da getir demişler. Meteoroloji raporu getir. Arkasından verir demişler. Hakikaten de bazı arkadaşlar meteoroloji raporu getirip hakkını arayıp da olanlar oldu ama gerçekten mücadele etmesi gerektiğini. Onu biliyorum. Rüzgardan anlar ama yani hakkını arayanlar oldu. Biz geçen sene Ayçiçek'ten rüzgar zararı yaşadık. Hı. Geldiler baktılar %20 yok dediler. Ki vardı. Yatan Ayçiçek'ten hepsini fareler yedik. Biz bir şey alamadık. Evet. Tabii fare. Ama bunun yanında o ayçiçeklerin hepsinin yangın sigortası vardı tabii. Evet. Yansaydı alacaktık. Ayçiçeği yanarsa. Yani değişik bir olay. Yani ayçiçeği yanmaz diyorsun yani. Yanmaz abi. Evet. Yani onun gözden geçirilmesi lazım. Öğretmen şimdi biz burada iki ürünü Türkiye'ye profesyoneliz. Tabii şimdi biz Türkiye'yi geliyoruz, görüyoruz. Yani biz gerçekten buğday ve ayçiçeğinde şampiyonlar ligi gibiyiz Trakya olarak. Yani biz mesela
Bu bölgede PAS'la ilgili senin düşüncen nedir? PAS kaç senedir kullanıyor? Kullanmalı mıyız? Yani buradan hiç olmazsa diğer insana faydamız olsun. Onunla konuşalım çünkü sadece PAS değil. Bizim köyümüzde yani çoğunluk diyelim yani %100 demeyelim de çoğunluk evet. Aynı zamanda kök boğazda kullanılıyor. Evet, kök boğazda. Yani buğday ilaçlaması düzenli olarak yapılıyor. Evet. Ve geçen yıl çok yağışlı oldu da herkes bizi gördü. Farkını geçen sene net anladım. Geçen sene net olarak gördü. Evet. Bu yılda yani %80 bir ilaçlama vardır yani. Vardır. Yani Nisan başı gibi kök boğaz atıyoruz değil mi? Öyle mi? Nisan onu gibi. Evet, Mart sonu. Yani Nisan başı gibi, Mart sonu, Nisan başı gibi. Nisan'ın sonunda da pas ilacı atıyoruz. Nisan sonunda pas ilacı atıyoruz. Pas ilacı tek uygulama, iki uygulama yapıyoruz. Şimdi o, yani isim vermeyelim de her şeye göre farklı. İlaçlara göre farklı. İlaçlara göre farklı. Evet. Yani genellikle tek yapıyoruz. Kaç yıldır pas ilacı kullanıyorsun bir köyde? Yani son 5 yıl daha düzenli de biz ilk denemeleri beraber yapmıştık evet, biliyorsunuz. Evet, biliyorum evet. O çok eski yani. Çok eski. 20 evet, yıl evet. Falan. O zaman 98 falan diyor. 98. Tabii. Ama yani köyde şimdi düz ara herhalde bir 6 sene vardı. 6-7 sene var, var, vardı. Var, düz ara. Var. %7'yi geçik bir ilaçlama var. Var. Yani bu yıl dediğim gibi %80 vardır. %80 vardır. Vardır. Çünkü evet. Bazı vatandaş ben hayvan yem. Çünkü hayvancılık da süt inekçiliği köyümüzde yok. Yani hayvan yemi yapacağım diye bazıları ilaçlamıyor. O da şey var. Ha, anladım. Hayvan yemi yapacağım. Nasıl yeme kullanacağım tabii. Diye. Tabii. Yani kalite istemiyor diyor ama sadece kalite değil, verim de düşüyor. Evet. Şimdi geçen işte Adapazarı'na gittik. Adam öyle diyor. Yani çeşitlere bağlıyor bunu. Çeşit, bu çeşit varken bunu ekmem. İşte bu çeşit bundan dolayı yapıyor. Tabii çeşitli hassas ama sonuçta şöyle bir şey de var. Tarlayı basmış pas. Adam diyor bunu atsam iyileşir mi? Biz bunu koruyucu olarak atıyoruz değil mi? Yani daha çıkmadan olsun olmasın atıyoruz. Tabii tabii tabii. Ha. Bir takvime bağlı yani. Şey, yani, yani. Takvim de yani buğdayın takvimine bağlı. Evet, buğdayın gelişmesine ve durumuna bağlı. Bayrak yaprağını görünce atıyoruz. Evet, yani bunu da anladım. Çünkü orada pas gerçekten basmış, adam diyor ki at çamını yeşillenecek. Dedim ama öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok yani, öyle yok, bir çeşit öyle yok. Değil. Çünkü böyle bir durum da var. Yani gerçekten Türkiye'de geçen yıl biz nasıl sabır pasta, Türkiye'nin şu anda büyük bir kısmında aynı sıkıntı var. Yani gerçekten pas yoğun olmaya başladı. İç Anadolu bölgesinde de, Adapazarı bölgesinde de, olmayan yerlerde pas başladı. Ve zaten şunu gördüğüm kadarıyla çoğu kişi de atmaya çalıştı ama geç müdahale etti. Bunun tesirini de belki göremeyecek bu sene çünkü geç müdahale ettiği için. Erken müdahale etse onu görecek. Yani öyle bir durumdayız. Onun için yani siz bence bu köy yani Malkara'nın önder köylerinden, iyi köylerinden yani iyi ürün yapan, yani biz, çiftçiliği yapan köylersin. O kadar iddialı değiliz de eskiyiz yani. Yani iddia tabii ki. Hayvancılıkta iddialıyız. Nasıl iddialıyız? Yani yem bitkisi üretiminde yani Türkiye ortalaması %10 ise bizde %30 topraklarımızın yani muhtarım az önce rakamları verdi. Yani biz 1200 dönüm sadece şey vardı geçen yıl sulanan ikinci ürün mısır vardı bizde yani. Çok iyi. Yani bunun Macar fiyonu artmasını diğer ülkelerin şey bilmemizde evet. Yani 2000 dönümün üzerinde, 2000 dönümün üzerinde yani. Yem bitkisi oluyor ki köyün %40 hayvancılık yapıyor yani. %40. Yani. Hayvan durumu nasıl şimdi? Hayvan durumu daha önce burada yani dediğim gibi şu anda tam 40 kişi süt döküyor köyde. O da 4 ton falan. Yani evet. Yani az kişi ama hayvan sayısı yüksek. Sağlam sayısı yüksek, yüksek yani. Tamam. Herkese 10'ar tane daha iyi. 10'ar tane var yani. Anladım. Söylemek istediğim şey varsa? Teşekkür ederiz. Biz de dediğiniz için. Sağ olun. Buyurun, tanıdık kendinizi. Ben Mehmet Yavuz Şen. Ben başka bir konuda değineceğim. Buyurun. Bizim köyümüz 1356 senesinde kuruluşu İstanbul'dan ne bileyim 100 sene evvel. Süleyman Paşa o zaman ilk önce buralarını işgal etmiş. Yerleşmiş. Hatta bizim köyün içinde yatırlar var. Ha, anladım. O zaman da işte 7 çadır mı 9 çadır mı gelmişler, yerleşmişler buraya. Ve hayvancılıkla geçirmişler. Kendi aralarında toplaşıp anlaşıp aşağı yukarı şu anda 430-450 dönüm civarında yer satın almışlar. Hatta para toplamışlar. Parayı veremeyenler işte hayvanlarını saldırtmamışlar bilmem ne şöyle böyle. Son postayı
İniştemin muhtarlığında tahminen 12-13 sene evvelsi biz kendimiz aldık ihaleden, devletten. Şimdi buradan yetkililere sesleniyorum. Daha evvelden böyle bir imkanımız olmadı duyutturmaya. Şimdi biz bunları köylü kendi aramızda para toplayıp alıp da büyükşehirin el koyması durulur. Bunlar hepsi içeri sınmalı. Burada 100 hane varsa 100 hanenin hakkı vardır. Bunların köylüye dağıtılması lazım değil mi? Nasıl oluyor bu iş şimdi kendi aldığımız, hatta ihaleden aldığımız, hiç para vermediyen bir ina olanın para verip de mesela Sovit'te şu Hüseyin'in babası sağdı o zaman. Benim de 5 kuruşum olsun, benim de bir inam olabilir dedi. Evet. Biz şimdi bunları satın aldık. Sen şimdi bunlara Büyükşehir Belediyesi el koyacak ve satacak. Nasıl kanun, nasıl şey bu? Büyüklerin bunlardan haberi yok. Yoksa kanunlardan mı haberi yok? Bu sizin tarlanıza mı koyuyor? Köy tarlasıdır. Muhtarlığın köy tüzel kişiliğine ait. Muhtarlığa aldık biz bunları. Evet. Arttırmadan ihaleden. Yani bunlar öyle çiftlik kalma, padişahlıktan kalma, bilmem şuradan kalma falan değil. Satın aldık. Evet. Nasıl oluyor bu iş? Normalde köylerin kendi tarlığı var ama bu satın almalı olmuyor. Sizinki ilginç olmuş. Bizimkiler satın alma. Evet, ilginç evet. Satın alma hepsi yani. Evet. Sizinkiler diğer köy tarlayı olmaması lazım. İşte olmaması lazım ama evet. Nasıl bu? Yani bunları kimse ilgilenen yok mu? Bu köyün bu hakkı yok mu? Para verip de alıp bunlara bu yerlerin dağıtılması gerekmiyor mu? Toplam ne kadar bu alan? 450 dön. 450 dön. Ve sulanır vaziyet. Şimdi bunlar Büyükşehir'e geçti öyle mi? Şu anda biz onu Malkara geçmesin diye geçmesin diye köyümüzde kooperatif var. Evet. 25 seneliğine kooperatife kiraya verdik. Kooperatif kullanacak ama 25 sene sonra gene değişen bir şey yok. Ve belediyeye geçti yani Büyükşehir Belediye'ye, Malkara Belediyesi'ne satıyorlar yerleri yani. Şimdi nasıl oluyor? Bizim parayla satın aldığımız yerleri birisi sahip olup satması. Evet. Esasında o zaman yapanlar iyi yapmıştı. Sonuçta muhtarlığı almış. Yani şahsına veya... Biz beraber aldık, ihaleden aldık. İlişten muhtar da burada yanımda. Tahminim 12-13 sene. 62,5 dönümleri ya arttırmadan aldık. Tam senesini bilemiyorum. Evet. Daha evvelkiler de aynı. Parayla satın alma bu nasıl oluyor bu iş? Bir de yanlış hatırlamıyorsam o sizin sulama sahasında galiba değil mi? Sulama sahasında muhtar. Tabii, evet öyle hatırlıyorum. Gerekli harcamayı yaptı. Ha, anladım o otomatik sulamanın olduğu yerde muhtarım değil mi? Tabii. Basınç sulamanın olduğu yer yani en kıymetli arazilerinizin içindir değil mi yani? Evet. En kıymetli arazilerin içinde evet. Bu vesileyle bunu duyurduk iyi oldu. Sağ olun Allah razı olsun. Şimdi çiftçilik bayağı bir yüksek iyi seviyededir burada yani. Bizim gerçekten öyle. Buğday, ayçiçeği, hayvan yemi bitkisi bilmem ne falan. İşte hayvancılık yapanlar Nurettin'in dediği gibi 40 kişi falan ama şeyler kalabalık. Hayvan kalabalık. Daha evvelden 100 kişinin 100'ü de yapıyordu. 100 hanenin 100'ü de yapıyordu. Evet. Sonra ayrı bir iş oldu. İşte azaldı. Evet. Çocuklar fiyat verilmediğinden ne bileyim çiftçiler önem verilmediğinden çiftçilik gençler dışarı gitmek zorunda kaldı. Geçinemedi. Geçim sıkıntısından. Tarlalar satılıyor bir taraftan, azalıyor nüfus. İşte bu hayvanı yapan da 40 kişiye kalan, 40 kişi civarında bir şey oldu. Buğday çiçek bayağı yüksek seviyede yani, randımanlı yapmaya uğraşıyoruz. Teknolojinin son teknolojilerini uyguluyor. Tabii doğru, sizin köyde aşağı yani... Aşağı yukarı tarım makineleri ne lazımsa... Evet, köyde o konu vardır yani, var. Son teknoloji uygulanıyor. Evet. Buğdayda kök boğazı... Pası yeteri zamanında uygulanıyor. Biraz da benim tahminim 10 senedir uyguluyorum. Ben yüksek verim alıyorum. Yüksek verim değil mi? Yüksek verim. Atmadığınızda çok ciddi verim farkı yaşadınız mı değil mi? Buradan söyleyelim bunu. Şimdi kalan sene o kadar olmuyordu ama geçen sene aşağı yukarı yarı yarı. Yarı yarı. Yarı yarı. Aynen. Yani %100 neresi aşağı yukarı. Ben kendimi söyleyeyim. Aynen. Birkaç senedir 600 kilonun altına düşmüyorum. Çok iyi. Geçen sene 640 kiloydu. Daha evvel gene aynıydı. Bu işi atmayan 400 kilo, 250 kilo da biçti yani. 420 kilo biçtim ben geçen yıl. Pas kullanmadım. Kök boğaz kullandım, pas kullanmadım. 420 kilo biçtim. Yani arada
Mehmet abim 640 kilo biçti. Tamam. Kullanmayanların hepsi 400-450 kilo arasında kaldı. Evet. Kullananlar 600'ün hep üzerinde aldı. 200 kilo civarında, 200 kilo civarında. 200 kilo görüyorum, bir fark var. Ama bu sene ilkten ben kullandım. Ben kullandım çünkü. Ama geçen yıl hatırlıyor musunuz? İşiniz olduğu için olmuş galiba değil mi? Öyle evet. Yoğun olduğu için, otları biçeyim derken. Tabii. Olur veya ilaçların adlarını söylemiyoruz. İlaçların tabii yani o şey değil ama sonuçta şu var. Puanları kısa. Evet. Şeyle acız, ucuz ama mesafesi kısa. Evet. Yani o ilaçtan atarsan iki kere üç kere atman gerekiyor. Evet. Biz genelde bir sefer bir kök boğaz bir pas. Evet. Ama uzun süre. Daha tesirli evet. Olanlardan evet, atma. Uzun ama hastalığı görmeden atıyoruz. Ama başarılıyız yani. Ne güzel yani bu işte, başarılı. Işte şimdi biz burada yani bu işlerle biz mesela ne o adamlara bir şey öğretebilsek o dert değil. İnşallah tabii ki bu insanlar görüyor. Mesela ben kafamda yerden budur. Adam der ki hayvancıya gireceğim. Abi derim ki gel seni en iyi işletmeye gidelim. Orada bir adam konuş. Bu adam kar mı ediyor, zarar mı ediyor? Bu adam cevir mi edecek? Gider en iyi cevirci abi git konuş bununla. Bu adamla daha iyi bile olmaz. Bunun gibi bu Çiftçi TV'de amacımız bu. Biz buğdayla içinde Türkiye'de çok iyiyiz. Gerçekten çok iyiyiz. Bunu buradan göremiyorsunuz ama. Şimdi tarım ilçesi memurları daha evvelden yakın köye aitti bizim altı köy. Sonra bizim köye de verdiler bir tane. Hı. Üç köye. Ama ilçe müdürü onları genel topladı Malkara'ya. Evet. Ama şimdi bizim bunlardan tanışmalarımız vardı yani bari. Gidip muhabbet gibi gerekli şeyi sorabiliyoruz yani onlara. İhtiyacımız olduğu yanı anlatıyoruz. Ama köyde olup da bizimle beraber kalsa tabii daha şey yok yani. Tabii canım tabii. Ama ne bileyim ben ne düşündüler onları kasabaya aldılar. Tabii herhalde memur şeyi var. Türkiye'nin çoğu yerinde veya Trakya'nın çoğu yerinde aynı sıkıntı var yani çoğunu merkeze çektiler. Merkeze çektiler. Merkeze çektiler. Orada da işte dosya giriyorlar, çiftçilerin şeyini oynuyorlar. O işi başka birileri de yapabilir yani aslında köyde o mühendisler. Bir de şeyi ben görüyorum şimdi tarım içeri. Bize köyde durması lazım. Evet tabii tarım içeri şunu görüyorum. Bu tapuda şimdi hepsini yazı veriyor bunlar. Evet. O da onlara çok büyük iş çıkarıyor yani. Onun için... Ama ona cevap veren bir kişi. Mesela Malkara'da Yeşilöv Bey var. O Ali bak. Demirer var. Tapudan evet. Yazı gidiyor onlara yazı yazan o. Öyle mi? O kadar problem değil. O da şeyden Ankara'dan gelen yazıyı olur veyahut olmaz. Evet. Rapor veriyor yani. Evet. Biz de şimdi bu işi öğrendiğimiz için ilk önce tarım ilçeye gidip soruyoruz. Bu iş böyle olacak. Oradan öğreniyoruz, ona göre yapıyoruz yani. O sorun değil. Anladım. Ama yapan kişi belli değil. Sadece bu iş için yapan bir kişi. Bir kişi yani. O kadar memurun oraya bana göre toplamasına gerek yok. Gerek. Buyur abi. İsmim Mehmet Emin Zorlu. Tabii ailesine çok teşekkür ederim. Buyurun yani derdiniz, sorunuz varsa. Ben bu köyde yaşıyorum. Evet. Hayvancılık yapıyorum. Nereden bahsedeceğiz? Sütlerimiz biraz düşük. 1150 liraya sütlerimiz gidiyor. Evet. Bunun daha değerlenmesini istiyoruz. Kooperatif aracı veriyorsunuz. Kooperatif aracı veriyoruz. Merkezi sahibi var mı yoksa herkes kendi sahibi? Yok herkes kendi sahibi getiriyor. Evet. Ama tabii şeyde soğuk. Tabii soğutmadan oraya getiriyoruz. Oradan sonra veriliyor. Şey bakteri belli oranda değil mi? Yani zararlı oranda değil. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Sıkıntı yok. Her sabah numuneler alınıyor. Tabii kontroller yapılıyor. Şey şimdi burada onunla ilgili geçen bir Ankara'ya bakanlar. Bir arkadaşım düşüncesi var, çok hoşumuza gitti. Buradan onu da paylaşalım. Hani bakanlık şeye destek veriyor ya, yani bir danaya. Evet. Dedi ki ya, sen dedi anasını ver, danasını boş ver dedi ya. Çünkü de ana olursa dana olur. Evet. Ana şimdi olmazsa, sütte ineğe verse. Burada gerçekten de şimdi İrfan Bey, konuşulması gereken konulardan birisi bu gerçekten. Aynen öyle. Burada sünni tohumlamaya verebilir. Tamam. Irkı geliştirmek manasıyla. Evet. Ama burada verilmesi gereken ineğe ve bu tamam. Süde verilmesi gerekiyor. Aynen. İneğe süt, ineğe verecek bunu, ki süt he. Olacak ki hayvan çoğalacak. Çoğalacak. Şimdi siz bugün erkek mi dişi mi olacak karar veremiyorsunuz ki. Yani dişi olursa erkek de olur, yavrusu da olur. Yavrusu da olur. Ama doğru. Siz danaya izin verirseniz kestirirsiniz. Ondan sonra inekler de kestirir. Bu adama
danayı kesmeyi, ineği kesmeyi teşvik etmiş olsun. Durum bu yani. Evet. Çok güzel projeydi. İnşallah bunları bu programlarca duyurur, anlatırız. İnşallah. Yani gerçekten bazen ufak bir nüans, ufak bir ayrıntı hayatın gerçeğini değiştiriyor. Bence bu işte böyle bir şey yani. Evet. Danayı fethetmek böyle bir şey. Evet. Şimdi danayı da ineği versen, sen bilirsin ki bu sen dersin ya ben ineğe bakmam lazım. Çünkü dan önemli değil diyecek. Ondan sonra Türkiye'de bir okuyorsun, inekler kesilmiş. 3 gün sonra ithalat açıklanıyor. Bugünlerde artık belki onun kararı verecek. İthalat ithalatı veya et ithalatı edecek konuma geldi. Çünkü fiyatları inanılmaz arttı. İnanılmaz arttı ama dana kalmadı millette. Millet ineği kesiyor şu anda. Evet. O haldeydi yani. Gerçekten inek fiyatları da şu anda dediğim gibi 20 lirayı geçti. Bundan 3 ay öncesi dana öyleydi. Tamam. Şu anda inek hayvan 20 lirayı geçti ve hayvan. Başlandı tamam. İnekler kesiliyor. Ama bu süde verilse 50 kuruş, 60 veya 5 kuruş değil de 20 kuruş verilse süde çok evet. Daha ineğin çoğalacağına biz inanıyoruz yani. Aynen. Sağmalı ineğin çoğalacağına inanıyoruz. 2 yıl önce muhtarım bir mezbahaya gittim ben. Adam dedi, şu kamerayı çekin dedi, oraya mezbaya koyun dedi, katliam var dedi yani. Katliam var dedi, ineklere katliam var, siz görmüyorsunuz dedi. Şimdi, böyle de bir şey var, siz daha iyi bilirsiniz, bilmiyorum da. Mesela, hayvan, hastalıklı hayvanı veya ineği, biraz sıkıntı olduğu mu bazı mezbalar kesmiyormuş. Bizim hayvan mezbası daha iyi kesiyormuş mesela, adam o zaman oraya getirip o da kesiyormuş. Yani, hayvan mezbahasında. Doğru, evet, doğru. Yani belki biliyorsunuz. Evet, ama duymuştuk onu. Yani adam dedi, sen mezbahaya bir git, katlayamazsın onu dedi. Düz araya yetkiler kesiliyor dedi. Yani ineklerin memelerinden şeyi göremezsin dedi. O kadar çok var dedi yani. Çünkü şimdi birkaç ay sonra başımıza gelecek herhalde. Evet. 5-6 ay sonra herhalde başımıza gelecek. Bu dana pirin sisteminden bunu yaşıyoruz. Böyle bir kötü durumdayız. İrfan Bey bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Ben de şeyi söyleyeceğim. Süt fiyatları gerçekten hani böyle gazetelerde şurada burada reklam edildikleri gibi değil. Hani diyorlar ya şöyle süde bu kadar zam geldi, şu kadar geldi, insanlar tüketemeyecek, böyle bir şey yok yani. İnsanları kandırıyorlar. Evet. Lütfen yani kimse de bunlara inanmasın. Evet. Sütün fiyatı bizde her tarafta belli, 1150 lira. 1150 lira. Ona göre yani süde zam geldi, şu geldi, bu geldi, hepsi yalan. Artık onlar ne amaçla söylüyorlar? Bir çuval 8 lira. Süt ürünlerini zamlı satalım diye düşünüyorlar. Yoksa peynirimi zamlı satalım diye düşünüyorlar. Böyle bir reklam yapıyorlar. Ortak inanmasın insanlar ya. İnanmasın. Gerçekten de ürünlere zam yapılırsa da biraz boykot etsinler. Anladım. Ben böyle diyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Müstecep Köyü'nden Recep Bayır Çiftçi TV'ye teşekkür ederim. Efendim ben de şu yönden şu yana değinmek istiyorum. Buyur Recep abi. Gündönü tohumları çok pahalı. Bu kadara evet. Kadar bunlar böyle 500 liraya, 600 liraya kadar çıkıyor. Bunlar girdilerimiz, gübre pahalı, mazotumuz pahalı. Evet. Gelirimiz çok kısa. Devlet %40'tan %20'ye düşürdü çiftçiyi. Efendim daha herhalde daha düşeceğini de tahmin ediyoruz. %10'lara kadar. Evet. Şimdi bu düşerken bu tarlalar ağlara devriliyor. Evet. Devir yaparken de devir yapılmıyor. Yani bu nasıl hak, nasıl hukuk? Bir arkadaşım birinin 5 dönüm yer satacaktı, satamadı. Niye? Niye satamazsın? 120 dönümün altındaki yerler satılmıyor. 120 dönümün üstünde olacak da 10 dönüm, 5 dönüm satacaksın. Bölünmüyor yerler. Ben de bu konuya değinmek istiyorum. Yani devletin büyük bir yanlış politikası olduğunu görüşündeyim. Ayçiçek tohumunda pahalı derken maliyet olarak dekara ne kadar maliyet giriyor açık tohumun şimdi? Yani ne kadar gidiyor? 600 lira çorbası. 400 gram gidiyor. Yani 25 dekar gerekiyor 600 lirayla. Yani dekar maliyet ne yapıyor? Aşağı yukarı 25 lira. 25 lira civarında değil mi abi? 25 lira civarında. Bu geçmiş yıllarda daha mı ucuzdu? Yani daha ucuz değildi de ben çok 5-10 senedir mesela bu ektiğim için bu şeyi pahalı görüyor. Mesela ben 4 tarotum ektim 2 milyar lira. 2 milyar liralık ne kadar günde satarım? 2 ton. 2 ton. 2 ton günde kaç dekar yerden çıkar? 10 dekar ya. Öyle mi? O, çıkmaz. Her yerden çıkmaz onu. Ha yani parlasına göre. 200 kilo. Çıkar da çıkmaz. Ha 200 kilo diyoruz 10 dekar. Yani sen şimdi 4 torbayla 100 dekar yer ettin. Evet. Değil mi? 100 dekar yer ettin.
%10'lu tohumu verdin, öyle mi oldu? %10'lu, evet. O da iyi bir verim alırsan yani. İyi verim almazsan %20'sini ver, %15'ini ver. Doğru mu? Evet. Hesap böyle. Benim söylediklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun abi. Buyurun abi. Ben Müsteşar Köyü'nden Hüseyin Özer. Buyur Hüseyin abi. Evet, Şefşit'e vergen için teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun Hüseyin abi. Bana arkadaşlar söylediler. Ben ilave edecek bir şeyim yok. Anlatıyorsunuz. Zamanınızı almayalım. Yok bu Hüseyin abi. Varsa tabii sıkıntın varsa, şeyin varsa veya yani buradan duyurmak istediğim bir şey varsa. Ama onun için geldik. İnşallah teşekkür ederiz. Biz de. Oldu. Tamam. Teşekkür ederim. Hocam sen istemiyorsun ama sen konuşacağın için istemiyorsun. Korkma, burada bir şey olmaz. Konuşmaktan bir şey zararı gelmez. Yani biz burada... Öğretmen ben ne bileceğim. Yok. Ne yapacaklar bana ne bileceğim. Evet. Yani... Efendim ben Mustafa Dinç. Bu köylüyüm. Müstecep köylüyüm. Mahallesinden değilim. Bu köyde doğdum. İlkokulu bu köyde bitirdim. 27 sene de bu köyde görev yaptım. Emekliyim. Şimdi burada kiraz projesi uygulandı. Araştırma yaptım. Projelerin hepsi fiyaskoyla sonuçlanmış. Bizim kiraz projesi de fiyaskoyla sonuçlandı. 37 kişi beşer dönümle kiraz ektik. Kiraz bahçeleri kurudu. Sağ olsun bizim Necmettin Bey, onun için benim kirazların adım Necmettin Bey kirazı. Karantinaya alınmış yerden verem dahil hastalıklar dolusu fidan getirdi. Fidan onun için 3 sene içinde bahçelerin %70'i gitti. Büyük mücadeleyle ben bahçemi kurtardım. Şimdi kirazlar sağ. Ama unuttular bizi. Geçen gün tarım ilçeye gittim. Müdür bey, bir kiraz projesi vardı. Ben sağım, ölmedim. Ama bana ne bir erken uyarı, kiraz sineği mücadelesi, herhangi bir şey yollanmıyor. Herhalde beni de öldü biliyorsunuz dedim. Hatta orada not aldım müdür bey, sağ olsun. Benim sağ olduğumu yukarı bildirecek. Projeler uygulanıyor. Köylere bir şeyler veriliyor. Arkasından takip edilmiyor. Evet. Sarı projesi çıkmış, güme gitmiş. Koyun projesi çıkmış, güme gitmiş. İnek projesi çıkmış, güme gitmiş. Şimdi proje, mesela bizim projeden bahsedeyim. Arkadaş, ben kirazımı kurutmuşsam, suç bendeyse, hiç olmasa takip et, kirazın bana verdiğin fidan parasını bari bana ödettir. Yok efendim, unutuluyor. 3 sene sonra unutuluyor. Ben de unutulanlardanım. Ama bugün kirazlarım, bahçelerim, ağaçlar sağ. Ne güzel. Yaşıyorlar. Bütün şeye karşı yetiştirdim. Yalnız ben isim vereceğim, veririm. Fidan satmak amacıyla kendini ihracatçı tanıttı bize. Amacı kiraz fidanı satmakmış. Niğdesini, Bursa'sını, efendime söyleyeyim Kütahya'sını, yeri göğü kiraz bahçesi yaptı. Evet. Muvaffakladılar. Bol bol kiraz sattılar. Dölleyicilerini yanlış verdiler. Kendi bahçelerinde daha bu sene gidin bakın döllemesi şeyden kirazdan önce atıyor. Bizim kirazımız 900. Ziraat 900. Evet. Verilen döllemeler 15 gün yıla bağlı bazen, bazen 20 gün, bazen bir ay önce açıyor. Açmış dölleme, bir ay sonra ötekisi açıyor. Nasıl dölleyecek bunu? Çözüm yok. Çözüm yok. Çözüm yok. Onun için kirazlar büyük oluyor, orada burada yapıyor. Tabii. Ekonomik olmuyor. Ekonomik olmuyor. Şimdi biz de bir yola girdik, dönemiyoruz. 12 senedir, 2003 yılında verildi bu. 12 senedir. 12 sene oldu. 12 oldu. Senedir, 15 senedir hatta. Emekli maaşını kirazlara verip, ben de kendim böyle işte. Kirazı çarşıdan bulun, kendi bahçeden. Ha, kendimden yerim, gelin buyurun. Evet, sağ ol. Gelin buyurun, gelin buyurun, o kadar var. Var mı tamam, mesela? O kadar var. Şimdi geçen... Şimdi arkadaşlar değindiler, bu
danışmanlara. Evet. Arkadaş, ben öğretmenim. Ziraatçı da bir öğretmendir. Atatürk'ün tarım öğretmenidir. Aynen. Burada duracak. Benimle beraber uygulayacak. Yanlış oldu. Benimle beraber çalışacak. Yeni seneye yanlış yapmayacağız. Ama şimdi aldılar, onları Baba Ali katip yaptı oraya. Yazıyorlar hep. Çocuklar, gencecik çocuklar orada ölüyorlar. Hep yazıyorlar. Onu lise mezunu yapar. İlkokul mezunu yapar. Onların yaptığı işi. Ama bu ziraatçıları topladılar, orada öldürüyorlar. Evet. Öldüler. Mesleğini bilemiyorlar. Yani. Bilemiyorlar orada. Öldüler onlar orada. Onun için kendileri de bilemiyorlar. Tamam, mesleği o zannediyorlar yani. Evet. Mesleği o zannediyorlar. Evet. Şimdi bu kiraz olayında Tarım İl Müdürlüğü'ne de sesleniyorum. Ben sağım arkadaş. Benim projem devam ediyor. Bana senede bir kutu kiraz kurduk, kök ilacı vermekle proje devam etmez. Bana yardım edeceksiniz. Diyeceksiniz ki arkadaş sinek çıkacak. Çıktı. İlaç at. Bana bir bildiri vermeler lazım. Burada, iki sene geldi, evet. Sonra geldi. Burada bölgemizde en çok ben kiralda gördüğüm hastalık galiba dipkurdu. Başka bir şey, ben o çok şey dipkurdu gördüm yani. Ama o kadar çok sebep var ki. Evet. Kiraz zaten hastaymış. Ha anladım. Yok ben fidanın hastalığını söylüyorum. Genelde kirazın hastalığından konuşalım. Anladık ama şimdi seni başka türlü hastalık tutar beni. Aynı mikrobu bana versinler. Anladım. Ben hastalanırım, sen hastalanmasın. Anladım. Kiraz da başka sebepten dolayı hastalandığı için, zayıf düştüğü için. Anladım. Birçok hastalık geldi. O kurda yenildi. O kurda yenildi. Onun için suç kurda çıktı. Kurda çıktı. Aslında kurt değil. Çeşitli sebepler. Çeşitli sebepler. Birinci sebebi bize yanlış fidan getirdiler. Yanlış fidan evet. Hastalıklı yani fidan. Hastalıklı evet. Fidan. Demirci'den getirdiler. Evet. Karantina bölgesiymiş. Kök veremi dahi var. Dahildi. Ben çıkardım böyle manda burnuzu gibi. Aldım ziraat. O kadar ya. He. Hmm. İl müdürlüğüne götürdüm. Orada dayalı durdu kiraz bir müddet. O kadar ya. İşte o kadar yani kirazlar. Onun için yenildi bu arkadaşlar. Şimdi, 37 kişiydik. Şimdi köyde kaç devam ediyor şu anda? Şimdi 3-4 olmaz yani. O projeden kalan. O projeden kalan. Onlar da sizin gibi vahşetli insanlar herhalde. Ama ben sağayım yani. Beni unutmayın. Şimdi yine değindiler. Mehmet evet. Ağa değindi. Dedim ya evet. 27 sene görev yaptım ben burada. Mehmet Ağa ver bakalım dedim 500 lira falan tarlayı alacağız. Mehmet Ağa 500 lirayı verdi. Tarlayı aldık. Mehmet Ağa derse ki bana şimdi hani benim 500 lira tarlayı aldılar. Ben ne cevap vereceğim şimdi? Bizim satın aldığımız tarlaları belediye el koydu. Biz o tarlalarla okul yaptık. Ne? Bölge okulunu yaptık buraya. Cami yaptık, yol yaptık. Ne güzel. Şimdi ne açarız? Motorun cebinde bir kuruş para yok. Ha. Falan yerde büst kırıldı, 3 ay duruyor. Düşünebiliyor musun? Yani bir şehirde bile falan mahalle ile pişman mahalle arasında hizmet farkı vardır. Evet. Sen düşünüyor musun? Büyük şehrin gelecek buraya, hizmet edecek bana. Kaç sene sonra ben görmem. Onun için hala ben köyüm. Bir de meraklıymışık ki hepimiz şuradan tutuyoruz. Ben Müstecep Mahallesi'nden. Nereden Müstecep? Ne zaman oldu? Herkes böyle Müstecep mi? Burası Müstecep Köyü. Bence öyle. Müstecep Köyü. Onun için büyük şehri buraya belediye getirmesi biraz zor. Evet. Hizmet göremeyiz. 10 sene göremeyiz biz de. Programımız da köy kahvesi zaten. Evet, köye kahvesi. Geldik. Müstecep Köyü'ne geldik. Köye geldik. Tabii köye geldik. Mahalleye geldik. Evet, İstemiyoruz mahalleye. Müstecep Köy Kahvesi dedi inşallah. Evet. Müstecep Köy sakinlerinden Ahmet Zorlu. Ben de çiftçilik yapıyorum. Zamanla koyunculuk, hayvancılık yaptım. Şimdi ayçiçeği ve buğday ekiyorum. Evet. Arkadaşların dediği gibi ben de köy tarlalarımızın Büyükşehir Belediye'ye geçmesine çok karşıyım. Bu tarlalar alınırken dedemin para verdiğini biliyorum. Kendim de verdim. 15 sene önce kendim de para verdim. Evet. Böyle tam bir çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını bu tarlalara verdik. Aldığın kişi kimdi o zaman bunu? Kimden aldınız? İhaleler de. İşte şu hazineden açık ihaleden aldık. Muhtar Hüseyin abi hazine burada. Hazine. Zaten tarlaların adı yazar bak şimdi. Efendim Kara Hasan tarlası. Bilmem efendim Salak Hasan'ın çorak. Adamların zaten atları var belli. Alınmış. Ondan Hasan Çavuş'un o var. Mevkileri. Sahibinden almış. Hasan Çavuş'un o var. Tıngıl Hasan var. Bundan almış para ona verilmiş.
Aynen. Solak Hasan deriz. Parası o adam verilmiş, köye geçmiş tapusu. Şimdi ben bu tarlaların Büyükşehir Belediyesi'ne geçmesine çok karşıyım. Böyle olmasını da hiç istemem. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben de Müstecep Köyü sakinlerinden rica yazar. Müstecep Köyü'nde çiftçilik yapmaktayım. Çiftçilik iyiye geldikleri için teşekkür ederim. Hepsi hoş geldiniz derim. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben İdris Yılmaz Müstecep Köyü'nden. Ben de çiftçilikle uğraşıyorum. Arkadaşlar bize söz bırakmadı zaten. Hepsine girdiler, anlattılar. Yok, sözünüz... Hepsine çok çok teşekkürler sizin, ederim. Çiftçi yani, ailesine teşekkür ederim. Çiftçi ailesine çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin sözünüz olmaz. Özellikle çiftçi TV programına çok teşekkür ederiz geldikleri için. Bize arkadaşın dediği gibi arkadaşlar gereken konuşmaları yaptılar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz deriz. Sağ olun, sağ olun. Şimdi buradayken şeyi konuşalım yeniden. Ben geçmiş yıllarda buraya en çok böyle karpuz, kavun yapan bir yerdi muhtarım. Herhalde o da bayağı azaldı. Var var gene. Var mı? Hüseyin yok burada bak işte. Evet. Ben yani mikrofonu vereyim size. Muhtar da yapıyor mu bilmiyorum ama. Nurettin'de. Şu anda bende de var yine ikili vaziyette ama tabii geçen yıl 20 dönüm varken bu yıl 10 dönüme düşürdük. 10 dönüm üstü. Bayağı azaldı. Şeyde de pazarda da kazançlarımız azaldı. Azaldı. Evet. Siz daha önce Şarköy yoluna çıkıp satıyordunuz galiba değil mi? O Şarköy pazarına gidiyorduk. Pazar Malkara gidiyor. Pazarına gidiyorduk. Evet. Buralarda veya yol boylarında satıyorduk. Evet. Yani şimdi büyükşehir olmamızla birlikte tabii bunlar da yasaklandı. Öyle mi? Tabii. Yol boylarında satış yapmak evet yasak. Onunla ilgili sıkıntı varmış galiba. Onu da buradan duyurmuş oldum. Çünkü eskiden ÇKS ile sadece satış yapabiliyorduk galiba. Şimdi evet. O öyle bir şey yok. Evrak istiyorlarmış herhalde. Vergi levası istiyorlarmış. Evet. Böyle bir durum olmuş evet. Galiba. Bu da bence Büyükşehir Kanunu'nda değişmesi gereken bir şey. Yani çünkü herhalde Büyükşehir olunca o değişti muhtemelen. Öyle mi oldu? Evet. Tabii, daha tabii. Önce yoktu bu. Daha önce yoktu. Biz evet. Ziraat odalarından gidip çiftçilik belgesini aldığımız evet. Zaman pazara çıkıp kendimiz satabiliyorduk. Evet. Hatta zabıtalar yer gösteriyordu bize. Belgemizi evet. Gösterdiğimizde. Şimdi ne istiyorsun? Şimdi bu yıl daha çıkmadık henüz ama çıksak da şey yapmıyorlar. Yol boylarında satışlarımız yasaklandı. Hı. Geçen haftalarda bizim aynı şey Banal'da yaşanmış. Adam tarlasından çıkardığı şeyi satmak için vergi levası, işte K belgesi aracının gibi birçok irsaliye falan gibi şeyler istemişler. Ya Nazım abi demiş, yani 4 tane şey çıkardım ben. Ne yapacağım? Satamayacağım bunu demiş. Ya artık öyle demiş. Şöyle bir geçen haftalarda Banal'da programında aynı konuşma oldu ve onların sıkıntısı da olmuş. Evet. Tabii bunları konuşup da çoğaltmamız lazım. Ne kadar çok konuşursak ne kadar çok sesimiz duyuyor. Çünkü bazen gerçekten oradaki bu kanunu yazan kişiler veya yetkililer mevzuatı yaparken bunu bilmeden yapıyorlar. Bu sıkıntıyı görmeden yapıyorlar. Biz bunları duyurmak için buradayız. İnşallah onun için geldik. Yani inşallah bunları konuşmamız ve anlamamız çok güzel. Yani biz gerçekten buradan ona bir ses verelim. Gerçekten kendi tarlasından çıkaranı Tekirdağ bölgesinde satılamadığını yani ve bunun için kolaylık gerektiğini, eskiden olduğu gibi çiftçilik belgesi satması gerektiğini buradan gerekirse bir gün tarım il müdürlüğüne gideyim ona söyleyeyim. İl müdürlüğü çözebiliyorsun bunu. Bilmiyorum bakanlıkta mıdır, il müdürlüğü yetki midir? Evet, yani bilmiyorum ama inşallah onu yapalım. İyi akşamlar diyoruz. Sağ olun. Elinizde kolunda sağ olun. Allah razı olsun.